Ben bir örnek vereyim, bir örnekle açıklayayım. İlk Başbakan Conte kararnameyi açıkladığında, ilk kararnameyi açıkladığında, şu an yanlış hatırlamıyorsam 8 Mart tarihiydi. Ben bir de çok alışık değilim İtalya'da politikacıların son dakika canlı yayın açıklamalarını, ilanını görmeye Twitter'da, sosyal medyada ya da kendi Facebook sayfalarında. Bir parantez açayım, çok enteresan bir şey. İtalya'da pek çok politikacı Facebook'u çok aktif bir şekilde kullanıyor. Ve örneğin televizyonda canlı yayında açıklayacağım demiyorlar, Facebook'ta canlı yayın yapıyorlar. Başbakan özellikle. Yani çok enteresan bir durum aslında. Bizim hani Türkiye'de çok alışık olmadığımız bir şey, Facebook üzerinden canlı yayın yapılması politikacılar tarafından. O akşam ben hemen canlı yayını izledikten sonra kanalda kaldım, Rai kanalında. İtalya'da en çok izlenilen ana kanal. Ondan sonra televizyonda bir baktım, sadece bir tane psikiyatrist vardı. O psikiyatrist de böyle durumlarda insanlarda oluşan altı duygu hakkında konuştu. Bilgi. moderatör anksiyete ile korkunun farkını sordu. Hemen başbakanın açıklamasından sonra bu konu tartışıldı ve ardından eski bir İtalyan filmi yayına girdi. Bu şekilde sonlandı. Şöyle diyebilirim, bence İtalyan kaynaklarından takip etmemeye çalışıyorum ondan dolayı, yeterli bilgi alamadığım için. Çok iyi Türk gazeteciler var burada. Daha bence sağlam yayınlar yapıyorlar. BBC muhabirleri var aynı şekilde. Yabancı gazetecileri takip ediyorum yoğun bir şekilde. Şöyle söyleyeyim, her geçen periyotta farklı tepki verdi İtalyan halkı. İlk başladığındaki tepki farklıydı, şu anki farklı. İlk İlk bakan başladığında tweet... neydi? Şimdi neye evrildi? İlk başladığında vaka Milano'da ortaya çıktı ve gerçekten hem halk tarafından hem idareciler tarafından hiçbir şekilde ciddiye alınmadı bu durum. Şöyle ki, hatta Lombardiya bölgesinde şu anda olayın en salgının en kötü tablo oluşturduğu bölge, belediye başkanı, Milano Belediye Başkanı Beppe Sala Instagram hesabından bir kampanya başlattı. L'Italia non si ferma kampanyası, İtalya durmayacak kampanyası ve halk devlet ağzıyla sokağa çıkmaya, işte alışveriş yapmaya, gündelik normal hareketlerine devam ettirmeye teşvik edildi. Bu durum karşısında örneğin okullar tatil edildi ama çocuğunu alan direkt kayak merkezlerine akın etti. Kayak merkezleri kapatılmadı mı? Efendim? Kayak Hayır, hayır, hayır. Sadece okullar kapatıldı. Öyle ki günde 300 kişi falan vefat etmeye başladığında IKEA kapattı örneğin. 300 IKEA bile kişi hala... 300 kişi Evet. vefat etmeye başlayana kadar kapatmadı. Evet, kapatmadı. Son dakikaya kadar pek çok yer açıktı. Dediğim gibi halk zaten teşvik edildi. Sokağa çıkın, alışveriş yapın, hayat tarzınızı değiştirmeyin, restoranlara gitmeye devam edin şeklinde. Zaten ilk açıklanan kararnamede restoran ve barlar akşam 6'ya kadar hala açıktı. Ondan sonra artık yani akşam 6'ya kadar açık olacağını, hiç açık olmasın diye yeni kararnamede bu duyuruldu. Şöyle dediğim gibi başlangıçta burada benim gözlemlediğim, hiç kimse olayı dikkate almadı. Hiç kimse bu aşamaya geleceğini tahmin etmedi, öngöremedi. Ondan sonra durum ciddileştikçe, özellikle de bu İtalya durmayacak, herkes sokağa çıkacak. Sanki şöyle ben dışarıdan bir şekilde gözlemledim. Sanki bir terör saldırısı olmuş ve insanlar teröre kafa tutsun isteniyor. İşte durmayacağız, devam edeceğiz, sokağa çıkacağız, korkmayacağız gibi hashtagler Twitter'da. Sanki dediğim gibi bir terör saldırısına meydan okunurcasına virüse meydan okundu. Bu bana çok enteresan geldi, bu tutum. Hemen ardından da zaten vaka sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam etti. Ondan sonra bu kampanya yerini Io resto a casa, ben evde kalıyorum, evden çıkmıyorum kampanyasına çevirdi. İşte eğer evden çalışabiliyorsanız evden çalışın.
işe gitme mecburiyetiniz yoksa gitmeyin falan gibi. Ama bu kontrat yani istersen evde kal. Evde kalmak zorundasın değildi, değil mi? Değildi. Değildi asla. Çünkü diyorduk ki eğer evden çalışabiliyorsanız lütfen evden çalışın. Bugün 743 kişi vefat etmiş. Aslında çok üzücü. Sadece bugün. Cumartesi 793, pazar 651, pazartesi 601. Zaten biz pazar ve pazartesi iki gündür bir tık düşüşe geçtiğini görüp umutlanmıştık. Fakat şu an üzülerek görüyorum 743 kişi sadece bugün vefat etmiş. Toplam ölü sayısı 6820. Çok Çin'i de geçti. Çin'i çoktan geçti. Çin'de yanılmıyorsam 3000 küsür ölü sayısı. Toplam vaka sayısı da 69.176 diye okudum şu anda. Peki Ezra'yı tekrar sorayım. O zaman evet. Korona ile ilgili hijyen vesaire önlemleri yer almıyor mu televizyonda herhangi bir yerde işte ne yapıyorlar? Televizyonda dediğim gibi canlı reklamlarda sık sık böyle bir kamu spotu geçiyor televizyonda. Denk geldikçe görüyorum. Fakat onun haricinde daha yeni bugün karantinanın 12. günündeyiz. Daha dün ilk kez süpermarkette girmeden önce tek kullanımlık eldiven bırakıldığını gördüm. Onun haricinde enteresan bir şey söylemek isterim. Roma gerçekten normal bir salgın öncesinde de zaten temizlikle ilgili sıkıntılar yaşayan bir şehir. Roma'da temizliği şey yapıyor ama şirketi var. O kontrolünü sağlıyor. Belediye başkanı Raggi, hatta bir gün ben televizyonda denk gelmiştim bir tartışma programında, bana enteresan gelmişti. Belediye başkanı Raggi'ye sordular neden bu ama işini yapmıyor, neden buradaki çöpleri toplamıyor diye. Belediye başkanı cevap verdi, ben onlara hep mail atıyorum ama hiç maillerime dönmüyorlar dedi. Bana bu biraz absürt, değişik gelmişti. Yani belediye başkanı mail atıyorum, mailime dönmüyorlar demesi. Şu anda durum hiç değişmedi. Ben İstanbul'daki, Ankara'daki, başka şehirlerdeki bu şehirlerin temizlenmesini, dezenfekte videolarını İtalyan arkadaşlarımla paylaşıyorum. İnanamıyorlar. Yani nasıl belediye otobüsleri her gün dezenfekte ediliyor vesaire. Burada size abartmadan söyleyeyim. Benim sokağımda herhalde 1,5 metre boyunda ot bürümüş halde kaldırımı. Ondan sonra her taraf yani şey olmasın, ayıp olmasın ama köpek dışkısı dolu. Ondan sonra çöpler dağ gibi toplanmıyor. Ve ben ilk kez olay başladığından beri karantinanın 10. günüydü, pazar günü, bir sokak temizleme aracı gördüm. O da yalnızca geçtiği yeri şöyle bir suyla yıkadı geçti ama arabaların altı, kaldırım, kenarlar hiçbir yere gelmedi. Bir tane bile ben temizlik görevlisi görmedim sokakta. Yani bu olay başladığından beri hiç kimseyi görmedim sokakta temizlik yapan. Toplu taşıma çalışıyor. Toplu taşımanın dezenfekte edildiğine dair hiçbir haber duymadım. Belki gözümden kaçmıştır, yapılıyordur ama hiçbir şekilde duymadım. Onun haricinde Twitter'da zaten Roma Belediye Başkanı'na çok fazla şikayet var. Fotoğrafını çekip gösteriyorlar çöplerin vesaire ama bütçe olmadığını, işte amanın bu çöp şirketinin batmak üzere olduğunu falan filan şeklinde açıklıyor. O yüzden hijyen konusunda bence Roma baştan beri, sırf bu olayla değil öncesinde de çok çok zayıf durumda. Şöyle ki zaten en başından beri, ben buraya taşındığımdan beri normalde neden bu kadar hızlı öğrendiğime de şaşırdığım bir şey, AMA ve ATAK, ikisinin adını anında öğrendim. AMA çöp şirketi, ATAK toplu taşımanın şirketi. İkisi de çok eleştirilen, çok sürekli tartışma programlarına konu olan, belediye başkanının sürekli eleştirildiği iki konu, iki şirket. AMA da işini iyi yapamıyor, ATAK da iyi yapamıyor. Savunma genelde idareciler tarafından bütçe olmadığı, para olmadığı yönünde ama Roma gerçekten çok turist alan bir şehir. Her turisten turist vergisi olarak günlük 3,5 euro alıyorlar. Bir tane tek yön toplu ulaşım bileti 1,5 euro. 100 dakika sadece geçerli.
Öğrenci bileti yanlış hatırlamıyorsam şu anda 33 euro olması lazım aylık. Yani hayli bir para birikiyor aslında belediyede ama bir şekilde herhalde öncelikleri değil diye düşünüyorum ben bunu. Bir şekilde idare ediyor Roma diye düşünüyorlar. Bir de kuzey illere gittikçe Milano'ya, Lombardiya bölgesine, Toskana bölgesine pırıl pırıl. Yani bir anda sanki iki devlet değiştirmiş gibi. Ben hep bazen şaka yapıyorum diyorum ki Avrupa'ya geçtim, Avrupa'ya geldim diyorum böyle Toskana'ya geçtiğim zaman. Roma, Lazio bölgesi böyle. Yani özellikle de mesela turistler bazen geliyorlar. Roma o kadar pis değildi, senin bahsettiğin kadar kötü değildi diyorlar ama Aşıklar Çeşmesi'nin işte Kolezyum'un etrafında belki düzenli kontrol yapılıyor. Onun haricinde daha böyle nasıl söyleyeyim insanların ikamet ettiği daha sakin bölgelerde turistik olmayan şehir merkezinden biraz uzaklaşınca ki ben yürüyerek Kolezyum'a 20 dakika mesafedeyim çok uzakta değilim ama dediğim gibi 10 günde bir ben temizlik aracını sokakta görüyorum. Ne yapabiliyorsunuz, ne yapamıyorsunuz şimdi Roma'da siz? Şimdi şöyle. Ben karantina ilk haftasında pazar günü yürüyüş için dışarıya çıktım. Parka gitmek istedim. Bir de Roma'da çok güzel bir sürü büyük park var. Villada diye bir park var. Oraya gittim. Park kapatılmıştı. Ama hala biz dışarı çıkıp spor amaçlı yürüyüş yapabiliyorduk. Şu anda o da yasaklandı. Evimizin en yakındaki süpermarkete gitmek durumundayız. Uzaktakine gidemiyoruz. Sadece süpermarketler ve eczaneler açık. Onun haricinde her yer kapatıldı. Ben sokakta çok sayıda köpek gezdiren insan görüyorum. Hatta köpeklerini günde 4 kere 5 kere dışarı çıkartıyorlar. Papağan gezdiren bile var sokağa çıkma bahanesiyle. Ondan sonra peluş köpeklerine tasma takıp sokağa çıkanlar var. Şeker. Yani şu an dediğim gibi pek çok şey yasak. Ben aslında bu yasağın çok İtalyan polis tarafından kontrol edilemeyeceğini düşünmüştüm. Fakat gerçekten çok iyi bir şekilde kontrol ediyorlar. Kontroller çok sık sağlanıyor. Gün içinde pek çok kez kendi sokağımdan polis aracının geçtiğini görüyorum. Sokakta insanları durduruyorlar, araçları durduruyorlar. Şu an dışarı çıkmak için zorunlu bir sebep olması gerekiyor. Ya iş ya zorunlu bir sebep olacak. Süpermarkete ya da eczaneye giderken bu belge gerekli değil ama onun haricindeki her türlü zorunlu sebep için bir belge hazırlamamız gerekiyor. Bir dilekçe bu. Taslak halinde yayınladılar. İşte çıkış sebebimiz, yasağı tanıdığımızı beyan eden bir yazı imzalayıp onu yanımızda bulundurmamız gerekiyor polis sorduğunda. Eğer ikna olmazsa da cezası var. Ceza kanunu 650. maddesi gereği ya 3 aya kadar hapis cezası ya da 206 euro para cezasına çarptırılma durumu var. Son günlerde birkaç gündür televizyonda çok bu haber dönüyor. Bir adam sevgilisi ondan ayrılmış mı ne olmuş tartışmışlar. Ondan sonra onun evine gitmek için dışarı çıkmış. Polis durdurduğunda aşk için çıktım yine çıkarım yine yaparım demiş. Ondan sonra bütün bunu çok coşkuyla karşıladılar. Çok romantik buldular. Başlıklar atıldı aşk için. Avrupa'da yalnız bırakılmış olması özellikle şu şey konusunu çok konuştular. Bazı maskeler Almanya'da zannedersem bir süre geçirmiş. İtalya'ya geçiş izni verilmemiş. Bunu şu şekilde konuştular. Nasıl söyleyeyim? Direkt Avrupa'ya sert, işte bu yapılmadı, bize bu yardım edilmedi şeklinde değil, daha politik dille ihtiyacımız varken bir ülke tarafından, Almanya'nın da ismi verilmeden tutuldu bu maskeler şeklinde açıkladılar. Bu şekilde ifade ettiler. Ama dediğim gibi böyle bir güçlü, sert bir tonla biz yalnızız, bütün Avrupa bizi tek başımıza bıraktı, sadece Çin geldi falan. Böyle bir ne sosyal medyada ne devlet yetkililerinde böyle bir isyan görmedim. Maalesef şu görüntüler çok paylaşılıyor, o çok etki yaratıyor herkes üzerinde burada. Sosyal medyada da çok konuşuluyor. Vefat edenlerin yakınları onları göremiyor, yaklaşamıyorlar son günlerinde.
Hatta şu an birkaç hastaneyle ilgili dün bir programda izledim. Yakınlarını kaybeden birkaç kişi bağlandı. Sıkıntı varmış. Şöyle ki örneğin bir kişinin cuma akşamı babası vefat etmiş. Cuma akşamı babası vefat etmeden son iki gün boyunca hiçbir şekilde canlı yayınla konuşamamış babasıyla telefonla. Bu da tabii hastanelerde inanılmaz bir yoğunluk var. Sağlık çalışanların sayısı çok az. Ondan sonra hani doktorlar muhtemelen hayat kurtarmakla meşgulken belki de artık çok fazla vakitleri yok insanlara sevdiklerini göstermek için, ama o da çok trajik bir durum. Sevdiklerine elveda diyemeden onları kaybeden insanların durumu, ki cenaze de düzenleyemiyorlar. Cenazeler de artık iptal edildi. Ondan sonra hatta belki görmüşsünüzdür, Bergama'da birkaç gün önce tanklara yüklendi bedenler. Çünkü mezarlıklarda yer kalmadığı için diğer illerdeki mezarlıklara gönderildi cenazeler, yakılmak ya da krematoryumlara yakılmak üzere. Çok acı. Ben birkaç öyle video gördüm ve gerçekten çok çok üzüldüm, çok etkilendim.